Değerli basın mensupları, meclis 3. çalışma gününe başlıyor bu hafta için. İktidar partisi 2 günlük 1 günlük çalışmaları gelenekselleştirip meclisin rutin uygulamasında olan hafta içi 3 gün çalışmaktan ve bu hafta içi salı, çarşamba, perşembe günleri denetim ve yasama faaliyetleri yapan ritüelini terk etmeye zorlanıyor iktidar partisi tarafından. Biz de meclisin açık kalmasını, çalışmasını, kaliteli yasama yapmasını savunuyoruz. Bugün meclis çalışacak ve elimizde 51 maddelik kanun var. Biliyorsunuz bu kanunla ilgili en temel itirazımız sendikalarla ilgili düzenleme. Daha doğrusu 3 konfederasyonun karşı çıktığı ve 25 yaşından gençlerle 50 yaşından büyükleri güvencesiz olarak çalıştıracak, kıdem tazminatı birikmeden çalıştıracak, ayın belli günleri örneğin 9 günü sigortalı gösterip 30 günü çalıştırmalarının önünü açacak ve emekçilerin ileride yaşa takılma gibi primini dolduramama sorunuyla karşı karşıya kalacakları bir düzenlemeyi, esnek çalışma düzenlemesine inat ediyor AKP. Bu acılı günlerde, bu zor günlerde o gündemlerini terk etmediler. Daha önce de ifade ettik. Bir vampir işçinin kanını emmek istiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de kendisine iletilen bu talimat doğrultusunda hiçbirinin gelecekte vicdanlarına, gelecek nesillere hesabını veremeyecekleri, bugün kaldırdıkları parmağı, verdikleri oyu savunamayacakları bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Elbette 51 maddenin içinde torba yasa olduğu için olumlu maddeler de var. Olumlu maddeleri destekliyoruz ama hep ifade ettik. Olumlu maddeleri zehirli maddelerin etrafına bir şeker kaplama gibi yapan bu torba yasa zihniyetini, bu vatandaşı kandırma, algıyı yönetme ve torba yasayla zehrin üstünü şeker kaplayarak bu yaptıkları faaliyetleri gizleme çabasını bir kez daha teşhir ediyoruz ve vatandaşımıza şikayet ediyoruz. Olumlu maddeleri savunacağız. Günü geldiğinde, maddesi geldiğinde destekleyeceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyeceğiz. Ama karşı çıktığımız maddeleri mutlaka Anayasa Mahkemesi'ne de götürerek asla ve asla anayasaya, hukuka ve vicdana aykırı, emek sömürüsüne dayanan bu düzenlemelere geçit vermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Bir diğer husus, Anayasa Mahkemesi'nin böyle olmaz dediği maddeler var bizim iptal ettirdiğimiz. Önemli gördüğümüz bir tanesi değerli basın emekçilerinin yıpranma payıyla ilişkindi. Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırı buldu, geri yolladı. Hemen yapalım dedik, 9 ay süre var dediler. Süre Kasım'da doluyor. Ancak basın örgütlerinin, basın emekçilerinin, sendikalarının, derneklerinin, temsilcilerinin bize ilettiği, yapılan düzenlemenin ihtiyacı tam karşılamadığı, yeterince kapsayıcı olmadığı yönünde bu konuda da iyileştirmeye yönelik çabalarımız devam edecek. Bu konuda hem basın meslek örgütleriyle iletişimimiz hem de muhatabımız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu konudaki uyarılarımız, önerilerimiz devam ediyor olacak. Değerli arkadaşlar, bu parlamentonun mensuplarına milletten aldıkları görevin hilafına, milletin kendilerine verdiği yetkinin tam tersine ve millete gidip referandumda ona söylenenlerin tam tersine işler yaptırılmaya devam ediyor. Damat Bakan Albayrak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerini gruplar halinde bakanlığa çağırıyor, bakanlıkta briefing veriyor. Yasamanın, yürütmenin ayağına gitmesi doğru değil. Elbette çok özel şartlar, çok özel durumlarda mutlaka bakanlıkta yapılması gereken meseleler olursa meclis başkanlığı üzerinden nezaketle bütün gruplara açılarak ve bunun teknik zorunluluğu ifade edilerek biz sizi burada ağırlasak olur mu olur, ama beyefendi kayınpederinin partisinin milletvekillerini bakanlığa çağırıyor. Bu yasamanın, yürütmenin ayağına gitmesi kabul edilebilir bir davranış değil. Hele hele bir partinin çağrılması. Yani devleti partileştiren, partiyi devletleştiren bir anlayışın vatandaşın gözüne sokulmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Yanlıştır,
ayıplı bir durumdur. Giden de yanlış yapıyor, çağıran da yanlış yapıyor. Kuvvetler ayrılığına tamamen aykırıdır. Burada biz yasa yapıyoruz. Yasalar, yasalarda öyledir, hukukta öyledir. Bazen usul esastan önce gelir. Siz yürütme olarak hem de atanmış biri olarak seçilmiş yasama meclisinin üyelerini ayağınıza çağırıyorsanız bu usul açısından Türkiye'ye bir ayıp yaşatmaktır. Siz de kalkıp gidiyorsanız o kişinin kimin damadı olduğunun bir önemi var demektir. Yoksa her birisinin ilk dakikadan buna tepki göstermesi gerekirdi. Pandemi şartlarında mecliste basın toplantısı yapıyoruz. Bahçeden traktör geçtiği için de yayın aksıyor. Ümit ediyoruz çok daha kısa bir sürede daha uygun yerlerde bu toplantıları yapabiliyor oluruz. Usul esastan önce gelir dedim. Esasa dönecek olursak, Bakan Albayrak milletvekillerini toplamış ve onlara şunu söylemeye devam etmiş. Ben dolara bakmıyorum. Sen dolara bakmıyorsun da vatandaşın ekmeğinin piştiği fırının yakıtı dolara bakıyor. Çünkü petrol dolar üzerinden geliyor. Elektrik doğrudan dolardan etkileniyor. Doğalgaz çevrim santrallerinde üretiliyor. Vatandaşın ısındığı evlerin doğalgaz sayaçları dolara bakıyor. Vatandaşa ihtiyacı olan temel tüketim maddelerini taşıyan tüm araçlar, taşıma lojistik sektörü dolara bakıyor. Üreten fabrikalar dolara bakıyor. Bir tek damat Albayrak bakmıyor. Ve görmüyorum, duymuyorum, bu konuda bir şey demiyorum. Üç maymunu oynuyor. Gerçekten insan bu kadar sorumsuz bir açıklamayı herhangi bir iktidar partisinin bir milletvekili yapsa, insan yani bizim grubumuzdan bir milletvekili yapmaz da iktidar olsak, velev ki böyle bir gaf yapsa, aman arkadaş düzelt bunu dersin ya. Sen dolara bakmıyorsun ama vatandaşın kursağından geçen her lokma dolara bakıyor dersin. Ama maalesef böyle bir sorumsuzluk, böyle bir küstahlık, böyle bir kibir, böyle bir üstten bakış akıl alır gibi değil. Ve damat harikalar diyarında diyor ki damat Albayrak, daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. V tipi toparlanma devam ediyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50'yi aştı. V tipi toparlanma diyor ki, dibe vurduk, şimdi çıkıyoruz diyor şu anda. Çıka çıka bir türlü çıkamadık. Vatandaş diyor ki, her günüm bir önceki günden kötü. Oysa Berat Albayrak her çıktığı toplantıda Mart iyiydi, Şubat'tan iyiydi, Nisan Mart'tan iyi olacak. Ama vatandaş her geçen gün artan zamlarla en basitinden yani unun çuvalı 90 liradan 140 liraya 150 liraya çıkmış ve en temel ihtiyaçlar %40-50 artmış durumda. Vatandaş diyor ki damat Albayrak diyormuş V tipi toparlanma. Hadi V tipi çıkış sürüyor. E bir görelim, çıktığımızı görelim. 2 ay sonra yine diyeceksin V tipi çıkacağız. Her konuşmasında dipte olduğumuzu söylüyor ama 2 ay önce çıkışta olduğumuzu söylüyordu. Ve dönüp dolaşıp aynı şeyleri söylüyor. Berat Albayrak'ın ekonomi yönetimi damat tipi, D tipi. Öyle V tipi falan yok. D tipi ekonomi yönetimi. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Dönüpün D'si, dolaşımın D'si, damadın D'si. Aynı yere geliyoruz. 3 ayda bir D tipi açıklama, damat tipi. Geçen aydan iyiyiz, gelecek ay iyi olacak. İstihdam artacak, artmıyor. Faizler düşecek, düşmüyor. Dolar önemsiz, fırlıyor. Ondan sonra D tipi açıklama geliyor. Çok rica edeceğiz, vatandaşın aklıyla alay eden bu D tipi açıklamalardan gına geldi. Türk lirası tarihin en düşük seviyesinde. Bakın, kendi iktidarlarını övmek ve geçmişten ne kadar iyi olduğunu söylemek için hep vurgu yaptıkları 94 krizi
TL bu kadar dipte hiç olmamıştı. 2001 krizinde de bu durumda değildi. İktidarlarını borçlu oldukları 2001 krizi bu durumdan iyiydi. 2001 krizinde çelik kasayı, yazar kasayı atan esnaf bugün olsa yine atarım diyor. Artık o işlerde değil ama Denizli'de maske takmayan esnaf devletin valisine, devleti muhtar, vali, cumhurbaşkanı temsil eder. Yani devletin kendisine, Tayyip Erdoğan'ın yönettiği devletin kendisine gözünün içine baka baka dedi ki gebermek istiyorum dedi. Açım dedi. 30 lirayla dükkan kapatıyorum dedi. Ve çıkmışlar ve V tipi toparlanma yaşıyoruz. Vatandaş sürünüyor. Bakın Berat Albayrak, her şeyde mahkeme açıyorlar ya bunlar. Hani bir mahkeme açılsa milleti de Türk hukuk sisteminde yok, jüri gibi oturtsak, çık sen anlat ne kadar iyiye gidiyor, bir de ben anlatayım desek, şu tabloyu göstersem ne diyecek? Milletimize soruyoruz şimdi. Siz ekonomik sıkıntıları birebir yaşıyorsunuz. Gerçekte enflasyonun %50 olduğunu biliyorsunuz. Paranın pul olduğunu biliyorsunuz. Size %3, %4 zamı reva görenlerin nasıl kendi maaşlarına 16 bin lira zam yaptığını biliyorsunuz. Ama dünyada da damat Albayrak dedi ki dün, geçen gün, efendim bütün ülkelerde ekonomi dalgalanıyor. Bunun sebebi Amerikan seçimleridir dedi. Kendi yaşattığı savrulmayı Amerikan seçimlerine söylemiş. Neyle bakacağız? OECD ülkeleri. 31 tane OECD ülkesi var. OECD ülkelerine bakıyorsunuz. Türkiye OECD ülkelerinde bu yıl içinde parası en çok değer kaybeden ülke %30. Bakın bizden hemen sonra olan, bizden bir az kötü %28 de Brezilya. Bütün dünya Brezilya'daki krizi konuşuyor. Çöktü Brezilya diyorlar. Bitti Brezilya diyorlar. 28. Türkiye 30 kaybetmiş. Arjantin sürünüyor 23. Peru %8. Macaristan %5. Endonezya %4. Endonezya %4. Türkiye %30 değer kaybetmiş paramız dolar karşısında. Ve bakın bir de değer kazananlar var. Hani bunlar kaybediyor ya. Bakın 10 ülkenin en iyi 10 ülkeye baktığınızda İsviçre %5 değer kazanmış. İsveç %5.6 değer kazanmış. Danimarka 4.75. Euro genel olarak 4.41. Yani Avrupa geneli. İsrail 1.1. Beğenmediğiniz İsrail 1.1 ile değer kazanmış. Yandı bitti denen Arjantin bizden az değer kaybetmiş. Türkiye en kötü durumda. İşte bu. Sonra çıkıyor. İyiyiz, daha da iyi olacağız. D tipi açıklama yapıyor. Aynı yere geldi. Bu açıdan bunları gidip de Berat Albayrak'ın ayağında dinleyenlere kuvvetler ayrılığı, bu meclisin seçilmişlerinin bir atanmışın ayağına gitmemesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Peki bu ihtiyaç nereden doğmuş? Nereden doğacak? Demek ki neymiş? AK Parti grubu da ekonomideki gidişattan endişeliymiş. AK Parti grubu da kendi arasında konuşuyormuş. Ve Berat Albayrak milletvekilleri de ekonomiyi eleştiriyor diyenlere kızıyormuş. Çağırın bir de ben anlatayım demiş. Gitmişler. İnandılarsa hava hoş. Yarın meclis yok. Cumartesi pazar yok. Denizli'ye gidebilirler. Trabzon'a, Kahramanmaraş'a, Kayseri'ye, Konya'ya, Edirne'ye AK Parti milletvekilleri. Berat Bey'in anlattığı şahane tabloyu Anadolu'nun illerinde, kahvelerinde vatandaşa anlatabilecek olan varsa, vatandaş iyiye gidiyoruz, geçen aydan iyiyiz diyorsa, gelecek ayda bu aydan iyi olacak diyorsa hodri meydan, buyursunlar.
Kim çağırırsa yanında giderim. Gidelim ve Berat Albayrak'ın söylediklerini vatandaşa bir anlatsınlar da bir görelim bakalım. Bir diğer sorun salgın. 15 Ağustos önündeki arkasındaki günlerde Türkiye'de aktif vaka sayısı 12.190'dı. Mayıs ayı boyuncaki tedbirlerle 1 Haziran'a kadar vakalar düşüyordu, seviniyorduk. 15 Ağustos tarihinde 12.190'lık vaka vardı. Şu anda 43.286 vaka var. O da Sağlık Bakanı'nın vakadan saydıkları. Yani Sağlık Bakanı ateşi olup, öksürüğü olup, hastaneye gidip, hastaneye yatırılıp ya da ilaç tedavisine başlanmayan, asemptomatik dediği, semptom göstermeyen ve en tehlikeli olan, hasta olup bulaştırıp bunu bilmeyenleri ya da bilse de ayakta olanları saymıyor. Sorun burada ve vaka sayısı buna rağmen 43.286. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne sayı bildiriliyor, Türkiye'ye açıklanmıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen sayı sıralamadaki yerine bakarsanız Türkiye'nin sayı gizli ama Türkiye'den çok bildiren, az bildiren 7-7,5 kat fazla rakamlar var. Yani baktığınızda bugün Türkiye'deki gerçek vaka sayısının 280 binden az olmadığı, 280 binle 320 bin arasında bir vaka var. Yani 300 bin vaka var deseniz yalan söylemiş olmazsınız. 43 bini ateşli, aksırıklı, tıksırıklı, yatan, serum yiyen, oksijen alan, bir avuç ilaç içenler. Ama testi pozitif çıkanların 300 binden az olmadığının da bilinmesi gerekir. Bunu net olarak söylemek gerekir. Şu anda 300 bin kişinin aslında hasta ve hastalığı bulaştırabilir olduğu, 43 binin tedavi altında olduğunu buradan görüyoruz. Bunu bir kez daha hatırlatmak lazım. Ve vakalar Sağlık Bakanı rakamlarıyla da Ağustos 15'ten beri 3,5-4 kat artmış. Ve maalesef Recep Tayyip Erdoğan dönmüş. Diyor ki tedbir açıklayacak. Lokantaları onda kapatalım. Eyvallah. Mecbur olmadıkça ev ziyareti yapmayın. Sorumluluk yine vatandaşta. Tedbiri almayan, yeni normali düzgün tarif etmeyen, yeni normal için 1 Haziran'da bir kamu spotu bile yapmayıp o işi Eylül'e kadar bekletenlerin bugünkü tablodan sorumlu oldukları son derece açıktır. Ve şimdi vatandaşımız şunu bekliyor. Grip aşısı önemli. Grip olunursa işler çok daha zor. Türkiye'de ne kadar grip aşısına ihtiyaç var? 8,5 milyon 65 yaş üstümüz, 15 milyon kronik hastamız, tabi bunların ikisi birden olan çok sayıda vatandaş var, 18 ila 20 milyon grip aşısı lazım. Türkiye ne kadar grip aşısı var? 1,5 milyon. Sebep? Çünkü bunu öngörüp sayıyı arttırmamışlar. Almanya ile karşılaştırıyor. Almanya geçen yılda kendi vatandaşını %40'larda aşılamış. Yeterince de artışı sağlamış. Bugün Almanya 30 milyonun üzerinde vatandaşını aşılama imkanına sahip. Türkiye'de 1,5 milyon aşı var. 1,5 milyon. Türkiye'yi geçen yılda siz yönetiyordunuz. Ve bu konuda duyarlı bir meslek örgütü, Türk Eczacıları Birliği, İtal İlaç Birimi var. Eylül ayında bir çalışma yapıyor. Bütün dünyayı arıyor ve çalışmanın başlarında iyi bir haber. Hollanda'da 1,5 milyon doz aşı buluyorlar. İşte Türk Eczacıları Birliği orada, inanmayan Türk Eczacıları Birliği'ne gider, başkanına, genel sekreterine, yönetimine sorar. Hollanda'da 1,5 milyon doz aşı buluyorlar. Ne yapıyor kamu kurumu niteliğinde bu meslek örgütü? 11 Eylül günü bunu Sağlık Bakanlığı'na, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na yazıyor. Müjde yazısı ya. 1,5 milyon, yani eldekinin iki katı. Bugün 1,5 milyon kişiyi aşılayabiliyoruz ya. Ne oluyor o yüzden? Birçok örneğin hipertansiyonu, kalbi olan yaşlımıza aşı sana yetmedi yazısı gösteriyoruz.
Belki ona yetecek. Hepimize yetmeyecek ama bir buçuk milyon kişiye daha aşı vuracağız. Sağlık Bakanlığı dahil dört kuruluşa. O diyor ki bana yazma, Devlet Malzeme Ofisi'ne yaz. O diyor bana yazma, şuraya yaz, buraya yaz. Dört kuruluşta yazışıyorlar. Resmi, mühürlü, tarihli, sayılı. Bütün gazeteci arkadaşlar başvurup görebilir. Bilgi edinmeden sorarsanız bakanlıktan alırsınız. Yazılar elimizde tarihli sayılı. Ve 14 Ekim'e kadar dört kurumla yazış, oyalan oyalan Hollanda'dan haber Türk Eczacıları Birliği'ne. Geçmiş olsun beyler, aşıları İran'a sattık. Bugün Türkiye'de 1,5 milyon kişiyi daha aşılayabilecekken şu anda İran'ın vatandaşları 1,5 milyon fazla aşılanıyor. Neyin sayesinde? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde bürokrasi ortadan kalkacak, hızlı ve esnek karar alma kapasitemizle Türkiye'yi şaha kaldıracağız diyenlerin bürokratik oligarşi sayesinde. Saray rejiminin dehlizlerinde kayboldu 1,5 milyon aşı. Sayın Sağlık Bakanı, lafı dolandırmayın. Sorulunca çeviriyorsunuz ya, aylarca asemptomatik pozitifleri gizlediğinizi, söylemediğinizi, şimdi de geçen gün aşı olması için ortada olması lazım. Türk Eczacıları Birliği 1,5 milyon doz grip aşısını getirdi, aradı, temas kurdu ve getirmek için izin istedi. Aşı Hollanda'da. 11 Eylül günü size satarız dediler. 14 Ekim günü geç kaldınız, İran'a veriyoruz dediler. 14 Ekim'de de daha ne izin vermiştiniz ne de o aşıları Hollanda'dan siz almıştınız. Alsaydınız bugün aşı elimizde olurdu. Sayın Cumhurbaşkanı'nı biraz önce dinledim, söylediklerine hızlıca baktım. Sizin sorularınız olabilir tabii bu konuda. Benim gördüğüm birkaç hususa cevap vereceğim ama hakikaten yani bir yıpranma payı deniyor ya gazetecilere falan. Siyasetçiler de AK Parti ile muhatap olanlara çok yıpranma vermek lazım siyaseten. İnsan yoruluyor. Daha dün burada dedim ki, dün dedim ki bakın Sayın Genel Başkanımızın İzmir'de yaptığı konuşma okudum da AFAD'a, Kızılay'a ayrı ayrı teşekkür etti. Hiçbirisini de eleştirmedi. Çünkü gün o gün değil. Çok eksiklikleri oluyor. Onları eleştiririz. Ama Genel Başkanımız teşekkür etti dedim. Şimdi konuşuyor. Diyor ki yani cümle şöyle, daha önce de bir tane Kızılay çadırı görmedim demişti Elazığ'da. Bura ile ilgili de, İzmir'le ilgili de Kızılay'a verdiler, veriştirdiler. Bakın, Genel Başkanımızın İzmir'de yaptığı konuşma, yanındaydım. Grupta yaptığı konuşma, tam arkasındaydım. Karar TV'de yaptığı konuşma, internette herkese açık. Eğer Fahrettin Altun iletişim başkanı, ya biraz da kendi işinden ilgilen. De ki efendim dün diliniz sürçtü, biz size promptura yanlış yazmışız. Öyle bir beyanı yok. Teşekkür etmiş geçmiş Kemal Bey dese bugün bu yanlışı yapmayacak. Bulamıyorsa grup basın danışmanımız derhal arasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi grup basın danışmanı Tuncay Bey kendisine 3 konuşmanın da CD'sini de yollayacak, dökümünü de yollayacak. Bir ülkenin cumhurbaşkanına bu kadar göz göre göre yalan attırmayın. Diyor ki İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu yerlerimizde deprem çalışmalarımızı hızlandırmamız gerektiği anlaşılıyor. Bunu anlamak için halen daha yani bunu bugün konuşmak için geçen hafta Cuma günü İzmir'de 5 binanın çökmesi mi lazımdı ya? Bu 5 bina çökünce mi anladın? Akhisar'da 20 günde 60 tane deprem oldu. Köy evleri yıkıldı. Elazığ'da vatandaşlarımızı kaybettik. Hepimizin içi yandı. Her gün depremle ilgili, İstanbul'la ilgili kötü senaryo söyleniyor. Ekrem İmamoğlu sürekli İstanbul depremine hazırlık için çalışıyor, el uzatıyor, destek istiyor. Yeni mi anladınız?
Bir dahaki depremde aynı cümleleri kurmamak için şu cümleden daha başka bir şey yapılması gerekiyor. Ve milletimiz evlerine baktırmalıymış. Gerekirse üstüne biraz koyarak harekete geçmeli, daha güvenli evlere geçmeliymiş. İnsaf, insaf. Evlere sen baktıracaksın. Murat Kurum baktıracak. Şehircilik Bakanı. Yerel yönetimler, yetki vereceksiniz, bakacaklar. TUMOP, Türkiye Mühendis Mimarlar Odası Birliği, biz buradayız diyor. Yetki vereceksiniz, görev vereceksiniz, evlere biz bakacağız, devlet bakacak. Vatandaşa bırakırsan, vatandaş çoluğuna çocuğuna bakamıyor açlıktan. Sayın Bahçeli'nin yaptığı da, Erdoğan'ın yaptığı da, dün kurumun yaptığı da, hepsinin yaptığı yanlış. Bu işlerde vatandaşa sorumluluk yüklenmez, vatandaştan hesap sorulmaz. Kapı gibi anayasa var, yaşam hakkı var, konut edinme hakkı var, sağlık hakkı var. Bunlar toplum sözleşmesi. Hepimiz adına devlet yapacak bunu. 2300 lira, işte 2500 lira olacak olan asgari ücretle vatandaş evine baktıramaz, üstüne az biraz koysun diyor. Ya bir çatlak bir eve git bak bakalım. Riskli bir eve git bak bakalım bir kere. Vatandaş o evi az biraz koyacaksa mantığa bakın şimdi. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben vatandaşım, makbul vatandaş. Cumhurbaşkanı mitingine de gidiyorum. Cumhurbaşkanı'nı da çok seviyorum. Bir makbul vatandaş olarak Cumhurbaşkanı'nın dediğini yapacağımı varsayalım. Evime baktırdım, oturmaman lazım güvensiz. Üstüne biraz koymak için ne yapmam lazım? Evi satacağım. Evi kim alacak arkadaşlar? Üç harfliler mi gelecek evi alacak? O da Türk vatandaşı değil mi? Evi alan adam depremde o evin altında kalmayacak mı zaten? Vatandaşa verdiği akıl tam bir akıl tutulması. Evine baktırsın, gerekirse üzerine az bir şey koyup güvenli eve geçsin. Bu evi kime satacaksın? Yine vatandaşa, daha gariban bir vatandaşa. Depremde güvenliği olmayan bir evi bile başımı sokayım diye alacak, çaresizlikteki gibi başkasına satacak. Sonra da üstüne para koyacak, gidecek kendine güvenli ev alacak. Gerçekten insanın bir cumhurbaşkanına bu cümleleri kim kurdurtuyor? Bir cumhurbaşkanı bu cümleleri nasıl kurabiliyor? Evini sat deyince alanın da vatandaş olduğunu görmüyor mu? Bu gerçekten, hani gaf desen gaf değil ama yorulmuşluğun, tükenmişliğin, savrulmanın, bir aklı dolarda, bir aklı damatta, bir yandan soylu çekiştiriyor, öbür taraftan öbürü gaf yapıyor. Grup karışık, iki parti içeriden çıkmış, erken seçim istiyor vatandaş, yolda yürüyecek halleri kalmamış. Bu psikolojiye sat evi yerisini al diyor. Sanki alacak adam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Hiç olmazsa devlet olarak evlerinizi değerinde biz alacağız deyin. Onun üstüne uzun vadeli, düşük faizli kredi koyacağız deyin. Sizi biz kurtaracağız, güvenli evleri biz yapacağız deyin. Bakın İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi, kimse açıkta kalmayacak. Bir gözde olsa biz vatandaşımızı alacağız, güvenli bir eve koyacağız, kirasını ödeyeceğiz diyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında bir kova kumun içindeki bir kum tanesidir arkadaşlar. Bırakın yönetemiyorsanız, bu devleti devlet gibi yönetecekler yönetsin. Damatla, eşle, çocukla, oğlanla olmuyor bu işler. Yürümüyor artık, gitmiyor. Her geçen gün biraz daha saplanıyorsunuz. Kendisini Hitler Almanyası'nın propaganda bakanına özendiren ve onun aklıyla iş tutmaya çalışan, bir yalan ne kadar büyükse, ne çok söylenirse o kadar inananı olura öykünmüş bir cumhurbaşkanlığı iletişimiyle bu işler gitmiyor. En büyük kötülük, cumhurbaşkanının en büyük iki düşmanı. Birisi ekonominin başına atadığı, pişman olup alamadığı damadı, öbeli Göbels'e özenen iletişim başkanı. Olacak iş değil. Böyle iletişim olmaz. Bu kadar yalana dayalı, bu kadar algı yönetmek için, bu kadar baskı uygulayarak böyle iletişim olmaz. Ve
39 yılında Erzincan depreminin üzerinden muhalefete hedef alıyor. CHP sözcüsünün Faik Bey'in dedesi bakanmış o zaman. Faik Öztürk'ün dedesinin 1939'da kabinede olduğunu, 33 bin vatandaşın öldüğünü, sorumluluğun CHP zihniyetinde olduğunu söylüyor. Hani bu saçmalığın sona erdiğini, bir dua var ya anneannem çok yapardı. Ben görmezsem torunlarım, çocuklarım görsün diye. Hakikaten bu rezaletin son bulduğunu biz de göreceğiz, bütün vatandaşlarımız da görecek. 1939 Atatürk'ün ölümünden bir yıl sonra büyük Erzincan depremi yer yerinden oynamış. O güne kadar ülkeyi Atatürk yönetmiş. O güne kadar çemkirdiği Atatürk, suçladığı Atatürk, saldırdığı Atatürk. Bir hafta önceki depremin sorumluluğunu alma, vatandaşa yükle. Elazığ'daki depremin sorumluluğunu alma, vatandaşa yükle. Maden kazasında ölen madenciyi suçla. 39'daki depremden Faik Öztürk'ün dedesi sorumluymuş. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyoruz. Bunun cevabını siyaset içinde verme imkanı yok. Bunun cevabını siyaset içinde vermeye kalksan kafaya huri takmak lazım. Delirtirler adamı. Ben bu kadarına da pes diyorum. Vatandaşımızın vicdanına bu açıklamayı da şikayet ediyorum, emanet ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa kısaca cevaplayayım. Kast edilen Muharrem İnce değildir. Sayın Genel Başkan zaten devamında Muharrem Bey'in partiden ayrılmadığını da söylemiştir. Muharrem Bey'in açıklamaları ortadadır. Genel Başkanımızın da sözleri ortadadır. Bir ikili diyalog sırasında sorulan bir soruya verilen bir cevap üzerinden bir şey varmış gibi yaratılan bir mesele veya ortaya çıkarılan bir üst düzey hassasiyet doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de kimseye de faydası olmaz. Kastedilen Muharrem İnce değildir. Ancak sarayın bütün kollardan, bütün tedarikçilerine, bütün müteahhitlerine, bütün finansörlerine, muhalefette CHP, HDP, İYİ Parti kim olursa olsun bir parti kurma, parti içinde bir muhalefet yaratma, bir harekete, bir yola çıkma ve muhalefeti bölük parçık gösterebilecek en küçük ihtimali değerlendirin. Ne gerekiyorsa yapın dendiğini hepimiz biliyoruz. Ancak burada Muharrem İnce'ye özel bir gönderme, kendisine yönelik bir itham yok. O bazı şeyler bazı bir kişiye değil çok kişiye, sarayın bütün müteahhitleri, tedarikçileri, güçlü insanlara, etrafındakilere gidiyoruz, çöküyoruz. Bizim çökmememiz için karşı tarafın çökmesi, dağılmamamız için karşı tarafın dağılması lazım diyor. Her imkanı değerlendirin talimatının verildiğine yönelik bir bahistir. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.